Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız çocuklarımız için çok güzel model bir elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün elbise anlatımını 3-6 aylık bir bebek için yapıyorum arkadaşlar. Ama siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 5 yaş her yaş kız çocuklarınız için yapabilirsiniz. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapacaksanız 8-10 zincir eksik yaparak daha küçük bebek için yapabilirsiniz. 1-2 yaş için yapacaksanız arkadaşlar benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz. Sadece bu arttırma sırasını 2 sıra fazla yaparsanız yapacağınız elbise daha büyük ölçüde olacaktır. Yüksekliğinde benim yaptığımdan daha fazla yapmanız gerekecektir. Siz 6-12 aylık bebek için yapmak istiyorsanız Burayı aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu etek yüksekliğini benim yaptığımdan bir 2-3 sıra fazla yaparsanız daha büyük kız çocuklarınız için olacaktır. Arkadan düğmeli bir elbise yaptım bakın. Bu şekilde arkadan düğmeli, kullanışlı bir elbise modeli arkadaşlar. güzel balon kollu bir elbise bakın gördüğünüz gibi çok güzel model bölümünü kollarda yaptım balon model yaptım kol örgüsünde buralarda süsleme yaptım arkadaşlar kol ucuna da aynı şekilde süsleme yaptım bakın buraya da kurdale taktım tercihinize göre siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz Buna takım yapmak isterseniz bakın çok güzel bir kilot var arkadaşlar. Altından giydirerek kullanabilirsiniz. Bunun gibi bir kıyafet yapmak isterseniz, bunun anlatımını ben yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Sizler için bunun olduğu YouTube linkini bu izlediğiniz elbise videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan link üzerine tıklarsanız bundan yaparak bebeğinizde kullanabilirsiniz. Elbisenin örgüsünde iplik olarak beyaz renk iplikten 50 gram iplik olması yeterli. Pembe renk iplikten de 1 adet 100 gram ipliğe ihtiyacınız var arkadaşlar. 340-360 metrelik bir iplik yeterli olacaktır. Ben bugün bu elbiseyi pembe ve beyaz yaptım. Siz bu elbise örgüsünde istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Yazlık elbise yapacağınız için arkadaşlar merserize koton iplikleri tercih edebilirsiniz. Tığ olarak elime sıklığına, iplik kalınlığına uygun olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Elbiseyi 3-6 aylık yaptığımı söyledim. Ölçülerini de videonun sonunda söylüyorum arkadaşlar. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel elbisenin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapmak için ilk ilmeği bakın şu şekilde yapıyorum. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. 80 zincir yapıyorum. 80 zincir yaptım. Bakın bu şekilde çok sıkı olmayan zincirler yaptım. 3 zincir dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan arkadaşlar. 11 trabzan yapıyorum. Bakın bu zincirle birlikte 2 trabzan oldu. 11 trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 11 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın aynı ilmeği değil yanında bulunan ilmeğe trabzan yapıyorum. Kol bölümü için 18 trabzan yapıyoruz. Bakın 3 trabzanı yaptım. 18 trabzanı tamamlayalım. Kol bölümü için 18 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere de trabzan yaparak devam ediyorum. 22 trabzan yapalım. 22 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Diğer kol bölümü için 18 trabzan yapıyorum. Bakın bu kolda 18 trabzan yaptım. Bu kol içinde 18 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe trabzanı yapıyorum. 18 trabzanı yapalım. Diğer kol içinde 18 trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Buraya da 11 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya 11 trabzan yaptım. Burayı da 11 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar bu sırada yaka ayrımlarını yaptım. Buralara 11 trabzan yaptım. Kol için 18 trabzan yaptım. Bunun ikisinin toplamı olan buraya da 22 trabzan yaptım. Siz bunu yeni doğan bebek için yapıyorsanız buraları 9 trabzan yapabilirsiniz. Bunun toplamı olarak burayı 18 trabzan yapabilirsiniz. Bu kol bölümlerinde 12-13 trabzan olarak yapabilirsiniz. Daha büyük çocuk için yapacaksanız da buraları kaç trabzan yaptıysanız buraya yaptığımız trabzanı iki katı yapacaksınız arkadaşlar. 12 trabzan yaptıysanız burayı burayı 24 trabzan kol bölümünde 20-22 trabzan yapabilirsiniz. Şimdi ikinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yapacağımız iki zincire kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzanları yaptım. 11 trabzan yaptım buraya arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın arttırmaları yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. diğer ilmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Diğer arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. İlmekler üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. buraya kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanları yaptım. Buraya bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği bir önceki sırada 3 zincir atlayarak yaptığım bir trabzan vardı. Bunun son zincir üzerine bakın tığ takıyorum trabzan yapıyorum iki sırayı tamamladım arkadaşlar görüntü olarak bakın bu şekilde oldu üçüncü sıradayım üçüncü sırada pembe renkli iplik ile bir sıra sık iğne yapıyorum ilmek rengini pembe renkli yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum diğer ilmekleri de sık iğne yapıyorum arttırma yerine kadar devam edelim arttırma yerine kadar bakın sık iğneyi yaptım buraya bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum arttırma yerine Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Diğer arttırma yerine kadar devam edelim. Ilmekler üzerine sık iğne yaparak arttırma yerine kadar tamamladım. Arttırma yerine bir sık iğne, 2 zincir bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Bu arttırma yerinde, bu arttırma yerinde de bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yapalım. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Arttırma yerlerinde bir sık iğne, iki zincir bir sık iğne yaptım. Pembe renkli ipliği kesiyorum. Dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada beyaz renkli iplik ile trabzan sırası yapıyorum bakın beyaz renkli ipliği burada bekletiyordum bu ilk ilmeğe tığı takıyorum beyaz renkli ipliği ilmek yapıyorum bakın burada bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum Trabzan sırası yapıyoruz. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzanı yaptım. Bu arttırma zincirinin üzerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar Arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapalım. Bu trabzan sırasını iki sıra yapalım. Daha sonra tekrar pembe renkli sık iğne yapacağız arkadaşlar. İki sıra beyaz trabzan sırasını tamamlayalım. İki sıra trabzanı tamamladım arkadaşlar bakın. Bu arttırma yerlerinde yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Pembe renkli sık iğne yaptığım sıradayım. ilmek rengini pembe renkli yapıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bak beyaz ipliği burada bekletiyorum İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum diğer ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum arttırma yerine kadar devam edelim sık iğne yaparak buraya kadar tamamladım bu iki zincir üzerine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yaptım. Burada, burada ve burada yine bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sonraki sırada bu ipliği bak şuradan Burada yaptığımız gibi üst ilmeğe alalım. Bak şu şekilde ilmek yapalım. Bir zincir yapıp trabzan sırası yapalım. İki sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne yapıyorum. Arttırma yerlerinde hep bak bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne olarak yapıyorum yaka örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre arttırmalar yaparak tamamlayalım. Yaka örgüsünü her sırada arttırmalar yaparak yapacağımı ölçüye göre tamamladım. Kaç sıra yaptığımı sayıyorum. Bak 3 sıra pembe renk iplik ile sık iğne yaptım. 2, 4, 6, 8 sıra beyaz renk iplik ile trabzan sırası yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 9 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz biraz büyük olsun istiyorsanız bir veya iki sıra arttırmalara devam edebilirsiniz. Bak bu sırada bir sıra pembe renk iplik ile sık iğne yapıp bir sırada trabzan sırası bir iki sırayı devam ederseniz daha büyük ölçüde olur arkadaşlar. Açık olarak görelim bakın bu şekilde. Bu sırada kolları gövdeden ayırıyorum. Örgüyü artık gövdenin örgüsüyle devam ediyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim arttırma yapacağım yere kadar bak tamamladım bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak, bir zincir ile ön ve arka bölümü burada birleştirdik arkadaşlar. Kol altının görüntüsü böyle. Buraya kadar devam edelim arttırma yapacağım yere kadar bak trabzanları tamamladım bu arttırma yerine yine iki trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum bak bu arttırma yerine iki trabzan yapıyorum diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum kol altının görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık. Bak ön ve arka bölümü kol altında birleştirdik arkadaşlar. Bu sıra sonunda bulunan ilmek ile ilk ilmeği de birleştirerek artık örgüye tek parça şeklinde devam ediyorum. Bak ilk başta bulunan bu ilmeğe tığı takıyorum iplik aldım ilmek içinden çektim tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim arkadaşlar bakın burayı birleştirdim artık örgü tek parça olacak trabzan sırasının şeklinin değişmemesi için yine örgüyü değiştiriyorum bakın yuvarlak oldu ama iki zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum yine trabzan sırası yapıyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum Diğer ilmeklere de trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bir sıra daha trabzan sırası yapacağız. Her ilmeğe birer defa trabzan yapalım. Bakın bu kol altında bulunan ilmeğe de bir trabzan yapıyoruz. İsterseniz buraya iki trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz geniş olsun derseniz bu kol altında bulunan ilmeğe iki trabzan yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeği ilk yaptığım bakın bu iki zincir yaparak yaptığım bir ilmek var. Bununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Beyaz ipliği kesiyorum. İlmeğin içinden çektim. Bakın arkadaşlar. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi elbisenin model bölümünü yerleştiriyorum. Model bölümünü pembe renkli yapıyorum. Siz bu robayı ne renk yaptıysanız o renk yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz beyaz olarak da modele devam edebilirsiniz. Ben pembe renkli yapmayı tercih ediyorum. Bakın. Bu ilmekten bir ilmek yapıyorum. Birleştirme yaptığım yerden 3 zincir yapıyorum. 1 2 3 Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bu bir trabzan olacak. Bakın 3 zincir yaptım, bir trabzan oluyor Aynı ilmek içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe burada yaptığım gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. üzerine plik alıyorum, bir ilmek atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bakın modeli bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli de bakın bu ilmeğe yaptım. Arada ilmek kalmadı trabzandan önce bakın. Modelden önce de ilmek atlamadım. Model denk gelmesi için ikinci ilmeğe bakın modeli yerleştirdim. Bu model ile İlk yaptığım bu üç zincirden oluşan trabzanı ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdim. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 model. Bir sırada 24 model var. Bakın görüntüsü böyle oldu arkadaşlar ikinci sıradayız. Model sırasının ikinci sırasındayız. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu tek yaptığım trabzanları boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Model ortasında bulunan iki zincir üzerine de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın bu ilk 3 zincir yaparak yaptığım trabzanı şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. ilmek aldım trabzan yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum bu trabzanı. Tığ üzerine iplik alıyorum. Model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu tek yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum şu şekilde tığ boşluğa takıyorum ilmek aldım uzun yapıyorum trabzan arkadaşlar çok sıkı yapmıyorum bu trabzanı bir trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum model ortasına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum ikinci modeli yaptım tığ üzerine iplik alıyorum bu trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum model ortasına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım son modeli burada yaptığım ilk trabzan ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum boşluktan alarak yaptığım bu trabzana bakın tığ takıyorum ilmek aldım içinden çekiyorum bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum model ortasına yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bunu uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Diğer model ortasına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. tek trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Elbisenin etek örgüsü bu şekilde devam edecek. Bu modelli bölümü tercihinize ve yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre istediğiniz kadar model sırasını tekrarlayarak tamamlayalım. Elbisenin etek bölümünü 17 model sırası olarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. sıradayım. Santimetre olarak ölçüyorum. 20 santimetre yükseklik var. Bu yükseklik benim tercihime göre yeterli arkadaşlar. Siz uzun olsun istiyorsanız 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. 18. sırada dilimli bir model yapıyorum. Burada bitirmedim. Bakın en son ilmek kaydırma yaparak birleştirdim bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu iki zincirli boşluğa 8 trabzan yapıyorum 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu bir trabzan yaptığım ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına 8 trabzan yapıyorum. 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasına 8 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde dilim modeli yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli burada yaptığım ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum ipliği kestim arkadaşlar ilmek içinden çekiyorum bakın etek ucu bu şekilde oldu çok güzel oldu etek bölümünü bitirdik şimdi bu yaka çevresinde sık iğne yapıyorum bu sık iğneleri yaparken bakın buradan başlıyorum buraya iki tane düğme iğneyi yapıyorum siz isterseniz bağlamalı yapabilirsiniz veya bir düğme yapabilirsiniz. Ben iki düğmeli yapıyorum bugün. Buradan iplik bağlıyorum. İlmek yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Düğmenin birisini bu yaka başlangıcına yapıyorum arkadaşlar. Bir diğerini de buraya yapıyorum. Ortasına bakın şu şekilde ikiye katlayabilirsiniz. Ortayı bulabilirsiniz. Her trabzan sırasına iki sık iğne denk geliyor arkadaşlar. Siz kendinize göre bakın burası çekme yapmasın veya geniş durmasın. Buraya düğme iliği için zincir yapıyorum. 7 zincir yapıyorum düğme iliği için. 3, 4, 5, 6, 7. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Buraya dikeceğiniz düğmeye göre bu zincir sayısı daha az veya daha çok olabilir. Ben bu şekilde bir düğme dikiyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Bunun içinden geçeceği şekilde düğme iliği yaptım. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Bakın buraya kadar yaptım. Düğme iliği için 7 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bakın 2 düğme iliği yaptım arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Yaka çevresinde de sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın. Yaka çevresinde sık iğne yapalım. Diğer tarafta da sık iğne yapacağız. Düğme iliğini buraya yaptık. Buraya düğme dikeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bakın başladığım yere kadar tamamladım. Son yaptığım ilmeği burada başladığım ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Ben kestim bakın şu şekilde içinden çekiyorum. Düğmelerini de diktim arkadaşlar. Düğme iliği yaptığım yerin tam karşısına düğmelerini diktim. Bakın, yaka görüntüsü böyle oldu. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kol örgüsünü yapalım. Bakın kol örgüsünün birisini ben yaptım. Diğer kol örgüsünü sizinle birlikte yapalım. Bakın balon kollu bir kol yaptım arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Özellikle bebeklerde çok şirin oluyor bu kol örgüsü kol örgüsüne kol altından başlıyorum. Bu etik bölümünde yaptığımız modeli yapıyorum arkadaşlar. Pembe renkli iplik ile yapıyorum. Siz isterseniz beyaz renkli iplik ile yapabilirsiniz. Kol altından ipliği bağlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu kolda bulunan ilk ilmek üzerine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum bir ilmek atlıyorum bir trabzan yapıyorum bir ilmek atlıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum Bakın. Görüntü böyle arkadaşlar. Bu etek örgüsünü başladığımız gibi. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın bu ilmeğe model yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın görüntü böyle oldu. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sıraya 10 model yaptım. Siz tercihinize göre biraz daha geniş ve bol bir kol istiyorsanız bunu bir model arttırma yapabilirsiniz. Gövde de yaptığımız model gibi yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum model ortasına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bir trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Diğer model ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modeli burada 3 zincir yaparak yaptığım bir trabzan var. Bununla ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu şekilde bakın tığı takıyorum, ilmek aldım, çektim. Bakın arkadaşlar. İkinci sırada aynı gövdede yaptığımız gibi trabzanları boşluktan alarak yaptık. Bu tek trabzanları. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum kol örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar ben bu kol örgüsünü 7 model sırası yaptım sonra bakın sık iğne ile bu şekilde yaptım bu kolun örgüsünü de 7 sıra olarak tamamlayalım gelelim kol örgüsünü 7 model sırası yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 bu yükseklik benim yapacağım ölçü için yeterli. Siz bu elbiseyi uzun kollu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün kısa kollu bir elbise yapıyorum, kısa balon kollu bir elbise yapıyorum. Siz uzun kollu bir elbise yapmak istiyorsanız bu model sırasını devam edebilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu sırada sık iğneler yapacağız ve burayı biraz toplayacağız. Bakın çok geniş bir kol örgüsü var burada. Bunu toplayacağız, balon şekli yapacağız buraya. Bakın son ilmeği ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Model ortasında iki zincir var. Üzerine iki sık iğne yapıyorum. Bakın bunları atlıyorum. Üç ilmeği atlıyorum. Bu trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. Model ortasına iki sık iğne yapıyorum. Bu bir trabzan üzerine bir sık iğne yapıyorum. Model ortasına iki sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde biraz dar kol yapacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modelin ortasına da iki sık iğne yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar sık iğne yaptık. Bu şekilde oldu. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum yine. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek yaparak birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın ikinci sırayı da tamamladım. Görüntü böyle oldu bir zincir yapıyorum aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum bir sıra daha sık iğne yapıyorum diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim üçüncü sıra sık iğneyi tamamladım İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum ipliği kesiyorum kolun örgüsünü böylece tamamladım arkadaşlar bakın bu şekilde oldu çok güzel kol oldu balon kol oldu diğer kol örgüsünde bu kol örgüsü gibi başlayıp yapabilirsiniz ben iki kolu da bitirdim böylece elbise örgüsünde tamamlamış oldum bakın çok şirin ve güzel bir elbise oldu kollar da çok güzel oldu arkadaşlar Elbisenin bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 22 santimetre yüksekliğini ölçüyorum kol altından. Yükseklik ölçüyorum. 23 santimetre omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 34 santimetre. Ben bugün bu elbiseyi 3-6 aylık bir bebek için yaptım arkadaşlar. Ama siz bu yüksekliği bir iki sıra fazla yaparak 6-12 aylık bebek için de yapabilirsiniz. Genişliği güzel. Bakın. Arka görüntüsü de bu şekilde. Örgü anlatımının sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.